edebilir. Onun için kardeşlerim madem ki davet etmiş, onlar da buyursunlar burada. Burada babamın halifeleri şunun için çağırdı. Onların da haberi var. Hakem olarak seçelim. Evet, hakem olarak kabul ediyor musun? Evet, şeriat ölçülerinde hakem olarak kabul ediyorum şeriat. Bak, sağ sola kimse çekmesin. Şeriat olarak kabul ediyorum. Şeriat bu oğla mirasından taviz verebilirim. Onu da yine şeriata göre çözeceğiz. Her şey belli olduktan sonra taviz veriyorum. Ama dergahlarda, camilerde, medreselerde, külliyelerde, şurada, burada ben de sizin bir ferdiniz gibiyim. Burada taviz veremem. Onun için madem ki siz gelmişsiniz, bu işi çözmeye çalışıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Baş göz üzerinde gelmişsiniz. Bunu bu ölçüde çözebiliyorsanız ehlen ve selam. Çözmüyorsanız, çözülmüyorsa ben defalarca söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nde de yaşıyoruz. Şeriat çözemiyorsa kanuna gideriz. Gidersiniz. Giderim. Ben giderim. Bu saatten sonra miras konusuyla da kanuna giderim. Şeriatla çözüyorlarsa çözsünler. 15 ay oldu. 15 ay oldu. Bir müdür bir de tayin edemedim mirasın başına. 3 ay oldu. Bazı imamları paylaştırdılar. Sen bunları kabul etmesen biz de bunu kabul etmiyoruz. Benim şer'en Kur'an çektiğimiz vakillerimizin nazaretinde kabul ettiğimiz şeyleri bile vermiyorlar. Bunu bilindirmesini istiyorum ben. Onun için böyle gizli çağırmalar kapıya atarsa ben öyle bir şey yapmayacağım. Bak hepimizin karşımızda söz veriyorum. Elimden gelirse. Ben nasıl mesele yok. Şimdi babamın 3 tane halifesi de burada. Ne zaman toplantı istiyorlarsa, ne zaman sizlerin huzurunda, sofilerin huzurunda hocaları da çağıracağım. Madem ki hakem olarak seçiyorlar, hakem şu demek, iki tarafı bir araya getirmektir. Mirasta tarafı. Ama dergahlarda, şeylerde ben ne kadar tarafsam babamın halifeleri de o kadar taraf, siz de o kadar tarafsınız. Benim ne kadar hakkım varsa bu dergahlarda, bu medreselerde, bu külliyelerde aynen bizim gibi onların da hakkı var. Bak söylüyorum, hakkı var onların da. Her dergaha gidip katle yapabilirler, namaz kılabilirler, sohbet yapabilirler, medreselerde talebeleri olabilir, kimse istisaftan dolayı çıkaramaz. Ya bizimkiler çağrıldı, bunu da bilir yani. Onun ki keşke kardeşlerim de burada olsaydı, onların yanında bunları söyleseydim. Ha, zaten herkes biliyor, duyuyor da yani. Onun için bana sen Türkçe daha belki daha şey yapamaz, ben onun için seninle konuşuyorum. Ne zaman istiyorsanız isteyin, milletin önünde konuşacağım. Kusura bakma, bunun dışında ben yapmam. Sayın da çok çok güzel söyledin. Allah razı olsun. Fakat ricamız budur. Allah-u Teala emri vardır. Bizim üzerinde de emir vardır. Hepimizin üzerinde. وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُطُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Şimdi bize bu emir düşmüştür. Evet, hepimizin. Bizim üzerinde, sizin üzerinde. Evet, Efendimizden dolayı hepimizin. Hakem, eğer bizi hakem ediyorsanız hizmetçiniz olarak. Hakem de ben söyledim, mirasta hakem kabul ediyorum şeriata göre. Evet, tamam. Bak, şimdi defalarca söylüyorum şeriata göre. Ondan sonra taviz veririm, vermem, fedakarlık yaparım, o beni ilgilendiren bir şey. Evet, ama tamam. Şeriata göre çözülecek. Tamam. Öbürleri de yine şeriata göre. Ben ne kadar sorumluysam bilin, bunlar da sorumlu. Ne kadar benim hakkım varsa bunların da hakkı var. Sizlerin de hakkınız var, bunu unutmayın. Evet. Şimdi bizim ricamız sizde. Tabi şeriatı da bazı noktalar öyle gelecek ki biz biliyoruz. Yani musalaha olmayınca olmaz. Çözmez, çözülmez. Sizin mesela ilim okumuşsunuz, medreseyi bitirmişsiniz, tasavvuf şeyhisiniz elhamdülillah, ayakların başımızın üzerinde. Fakat bazı noktalar mecburen musalahaya gidelim ama evet. Şu var yani ben muhatap evet. Değilim. Bak size söyledim. Mirasta tabii. Muhatabım size. Tabii. Ama medresede hepimiz muhatabız. Musalaha biz kendi aramızda konuşuruz. Karar verirsiniz. Millet ne karar verirse ben o. Ben biraz evvel onu söyledim. Bir liram medresede yok, bir liram dergahta yok. Böyle bir konuşma hakkım da yok. Yani burada bir şey iddia etmem. Ben buraya para verdim, hak sahibim öyle bir şey de diyemem ben. Ben şimdi söyleyeyim musalaha, ben de biliyorum vardı. Evet. Yok musul vardı da vardı. Evet. Ama şeriat ölçüsünde, o da şeriattır. Evet. Ama şu demek değildir ki, musalaha şu olmamalı.
adeti camide söh ederler. Bu kısmı senin olsun, bir kısmı onun olsun, bir kısmı onun olsun. Burada müsalah olmaz. Cami parçalanamaz. Medrese parçalanamaz, dergah parçalanamaz. Medrese hela cami asla parçalanamaz. Yani vakıfsa olanlar zaten kimse müdahale edemez. Ha, tamam, sen, orada duralım o zaman. Tamam. İşte tamam. Ondan sonra bazıları taksistir, bazıları... O zaman şahitler gelecek hocam, şeriatın çözmediği bir şey var mı? Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayetler, şeyler, dinamlar nüzul olduktan sonra kıyamete kadar şeriat çözmeyecek bir konu yok. Ben size söyleyeyim. Bir Kur'an kabile nasıl çözüleceğini yani her şeyi kıyamete kadar en büyük saçmalığa bizden geliyor. Yani İslam dini çok müthiş bir din. Yani Türk devleti bize anlatıyor. Biz Türk devleti 20 sene götürüyor. 1400 sene evvel bize anlatılıyor demektir. Onun hiçbir şey, hayatını çözmeyeceği hiçbir şey yok. Ben inanmıyorum. Kimse kim inanırsa ben onun imandan şüphe ederim. Hayır, şeriat. Çünkü 15 aydır bizi şeriatsızlıkla suçluyorlar. Davet ediyorlarmış, gelmiyormuşuz. Ben ehlaksını iddia ediyorum. Ben söz de söyledim, gelmiyoruz dediler. Ama benden böyle bir şey asla. Ha, yani, yavuz billah, Allah'a sınırı böyle bir şey. Şeriatın sağlık vermiyor. Babamın cenazesini ilk gününde İstanbul'da da söyledim. Bunlar rehberimiz olacak. Yine rehberimiz olacak kıyamete kadar. Bunlar hepsi de yaş dede benden büyüktür. Büyük abi de diyebilirim onlara. Ama vallahi altımızın sohbisi hepimiz ayrıyız. Hiçbirimizi farkı yok. Neyse ve kurum da Allah'a yaklaşmıyor. Sevdiğim insanlardı, saygı da duyduğum insanlardı. Ama ben bir saygım Kur'an ve sünnete ayrıydı. Ben onu söylüyorum. Babam ne dedi işte. Ben onu söylüyorum. Bazmadılar. Hayır, her şeyi miras dediler. Onun için müslüm çok fazla soktular. Miras belli, babamın belli, amcaları belli, herkesin ki belli. Ortada olan da belli. Gerek var mı böyle bir şey yapmaya? Yoktur. Hayır, öyle ama diyorlar bu miras, bu miras, bu miras, şu miras, bu miras. Hani miras olmayan bir şey bırakmadılar ki. Hocam hani... Hayır. Kısa gelsin, şeriatı göre çözülecek, milletin huzurunda çözülecek. Bak, hayal ediyorum onları şeriata davet etmeye. Bak, babamın üç halifesi de burada elhamdülillah. Allah razı olsun onlardan. Biz davet edelim. Yaşlı da, yok, siz davet edin, ben etmeyeceğim. Ben davet etmeyeceğim, inanmıyorum. Vallahi göstermesi gelmeseler, aklınızda işini bilirsiniz siz. Ben buradan kalkmayacağım. Ne olursa olsun ben ilk şeyde şeriatın taviz vermeyeceğim. Bu herkes bilsin. Şeriata göre de yapılacak. Bunu da herkes bilsin. Milletin huzurunda da yapılacak. Bunu da herkes bilsin. Bunu Cumhurbaşkanlığı kadar da bilinsin ki milletin huzurunda yapılacağını çünkü oraya kadar gitti. Bana ne dedi? Cumhurbaşkanlığı kadar gitti bu mesele. Ve dünyaya mal oldu. Sadece menzil değil yani. Ha burada örnek İslam alemine, İslam ümmetine bir örnek, bir davranış yapmamız lazım. Babamın arkasında yanlış bir şey bırakmamamız lazım. 30 sene bir emeği olduğunu, ben onu biliyorum, çok iyi tanıyorum. Çünkü onlarla arkadaş gibiydi, kardeş gibiydi. Yani böyle sorumlu yoktu. Vallahi İslam'ın zerre şeriatın tamizleri olduğunu sandım. Hata yapmamış, günah yapmamış demiyorum, giderek yapmamış. Ben de öğrendim. Onun için onun arkasında temiz bir şeyler bırakmamız lazım. 30 yıllık emeği var, bu camide emeği var, Türkiye'de emeği var, dergahlarda emeği var, her yerde emeği var, hepimizde emeği var. Evet, bu emeği sahip çıkalım. Bize verdiği emek boşa bırakmayalım. Evet. Sayın Hafsın, şeyhim, şimdi kusura bakmayın. Şimdi bu iş sizin akrabalık tarafı var, bir de ümmeti Muhammed'in tarafı da var. Sizin insanlar akrabalarında pis olabilir, evet. Aralarında rahatsızlık olabilir, herkeste öyle şey var. Fakat başka bir şey, mesela sufilerin bir huyu vardır. Diyor benim şeyhim, kimseyi sevmezse ben de onu sevmeyeceğim. Ona bir tasarrufta sen de biliyorsun. Yoktur da. Biz de anlatalım millete bunları. Yoktur da ama fikri öyle sahip şeyhim.
Şimdi bak eskinde kardeşti, şimdi buğz ediyorlar. Birbirine düşmanlık besliyorlar. Ha bu falan şeyhin sofisi bir sayıdan benim şeyhim onu sevmiyorlar. Buğz vardır onların arada. Ben de buğz yapacağım. Bu yanlış bir şey ne de? Fakat cahil sofiler bunun arasında çok büyük bir nefret, bir fitne olmuştur. Bu ümmet-i Muhammed'in arasında olmuştur. Bunu kaldırmamız lazım. Neyi de kaldıracağız? Onu da tarif et hocam. Samimi fedakarlığınızla ve kardeşlerin fedakarlığıyla olacaktır. Bunu bu şekilde olacaktır. Biz de hizmetçiyiz. Şeriata göre halledeceğiz. Tamam. O şeriata göre o kadar kalmış bitiyor. Evet. Hiç görünmedi. Şeriata göre inşallah. Şeriata göre. Öyle. Nasıl uygun görseniz. Hayır. Arkadaşlar siz çağırmışsınız. Çağırmışlar sizi. Evet. Ben geldim. Bak oturdum. Onları çağırdım. O 100 kere çağırdım ben geleceğim. Ama bu şartlar. Milletin önünde. Ha çok kolay. Miraz zaten ben ya sizi vakti tayin ediyorum, aynı şeriata göre bu sene bu bitti. Evet tamam. Bir şey yok. Tamam. Burada bilgi sebellemeleri lazım. Tamam. Hangisi miras verilir? Evet. Bir kısmı ben miras verilir diyorum, bir kısmı onlar verilir diyor. Bir kısmı ben vakıf diyorum, onlar verilir. O zaman şartları, şeyleri, hazırları getirirsiniz. Getirin, siz de bize kadar zanız. Bizim meselemiz değil. Hepimizin meselesidir, ümmetin meselesidir. Bu şekilde söyleriz, çok kolay. 6-8 ay evvel ben onlara söyledim, milletin içinde güya. Ben dedim ses kaydı alın bırakmadılar. Gidip dışarıda yalan konuşuyorlar. Şimdi onun için ben korkup sizi topladım buraya. Yine gidecekler, abi onu çağırdı, şeriata gelmedi. Ne oluyor abi? Hani? Hayır, şeriata görsünler nasıl gelmiyorlar. Onun için ben bunu kabul etmedim, hiçbir zaman da etmeyeceğim. Ben size açık söyleyeyim, 15 ay bir seyahatsizlik yapıyorlar. Hiç hakları olmadığı halde mirasını yiyorlar. Geziler, arabalarına bindiler. Hiç hakları olmadığı halde bir hakları var mı mirasında tasarruf edebilirler mi? Yok. Evet. Babamın odasına girdiler, kasasını boşalttı. Allah! 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 Çaldılar, bak ne konuşuyor? Böyle sonra ayı bunu konuşmam. Ya harbiden bunu anladın, haber aldın, tekrarda sordun, evet dedi. Rakamları söyledim, inanır mıyım, inanır mı? Benden gizli gidip o kasaya giden ben ona inanır mıyım artık yani? Bunlarsınız, ya hukuk var. Bu dünkü bir aile değil ki, sadece 50 senedir biz buradayız yani. Olsa zaten buraya gelirse 3-5 gün de geldi. Şimdi maşallah Allah daha artık 50-100 var yani. Hiçbir şey mi öğrenmedik yani? Ne gelenek, ne göreme, adet, usul, şey, hiçbir şey yok. Ben size söyleyeyim ben. Şu anda muamma gidiyoruz, Allah bu kapıyı koruyor bir şekilde. Bizim gayretimiz de değil, direkt kendi lütfuyla bu kapıyı koruyor. Hepimize rağmen koruyor. Allah! Koruyacaktır da bu kapıyı izniyle yanlışlarımızdan feda heba etmeyecektir Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet bereketiyle. Onun için hocalar burada, hocalar da burada. Ben bu şartlarda her zaman hazır. Ne zaman isterseniz. Ama sen şeyim, şimdi... Ama camide yapacağız, bak. Nasıl? Bak sonra girmem ben. Onun için ne zaman... Şimdi biz aslında... Benim fikrimi aldın. Evet. Bir de onun önce fikrimi aldın. Kağıt üzerinde sizin mesela iddialarınızı hazırlayacaktınız. Onlar, ben heyet belirleyeyim, onlar da belirlesinler. O Seyda, şimdi... bizim aralarımızda bir söz var. Dur, fasık eşi hırabdike. Hayır, şimdi ben İstanbul'a ne diyeceğim ben yani? Şimdi sizin her iki tarafın huzurunuzda ifadelerinizi kusura bakmayın verirsiniz ve ifadelerinizi alırız. Neyin ifadesini alacaksınız yani, hocam? Mesela, şimdi onu söyleyeyim. Mesela hangi bir mirastır? Hangi ben bilmiyorum, onlar belirleyecek. Ben hiç de bilmiyorum, her şey onlar belirleyecek. İlaz'a, vakıf'a, her şeyde olanlarında. Onlar deneyecekler, kağıt getirdiğine ben kabul ederim, o yüzden bekleyelim, ben bekleyelim. Ha, mesela kabul ediyorum. Ben bilmiyorum, ben size samimi söylüyorum, bilmiyorum. Ya, şimdi, mesela siz muhakkak bir şey söyleyeceksiniz, bunu kabul etmiyorum ya etmiyorum. İşte söyledim size. Şimdi kabul edenlerinizi, itibat olacak. Bak, bana ne söyledim size, bak, bak. Sen ya anlamıyor ki, ya anlamak istemiyorsun. Kusura bakma, ben dedim ki, mirasa siz yetkilisiniz. Listeler onları bizim çıkarsınlar. Tamam.
miras olup olmadığını onlar tespit ettiler, biz de çarptılar. Şimdi onlar işin başında, ben şimdi hiçbir yerine giremem, bilmiyorum. Şeyh Efendi olur diyorum, sen onlar hazırlasın, yanınıza getir, tamam. Kendisi de yanınıza tamam, gelsin. Tamam. Söyleyecekler, bakın edanları ikimiz tarafından ittifak olacak. Tamam, siz de ince atarsınız. O birileri, tamam. O birileri kabul etmediniz. Şeriata göre, şeriata göre, şahitlere göre, imaslara göre, hüküm verecek, hüküm gelecek ortaya. Tamam. Ortaya gelecek, hatta yani, çünkü bak şunu da söyleyeyim size, siz de bir tarafsınız aslında bu binasının dışındaki, gerekirse başka alimler de gelsinler şeyine. Gerçi sokacağız bak, hocam ben getireceğim ben. Yani sizlerle yetinmeyeceğim ben, bunu size söyleyeyim ben. Tamam, söyle yani. Getireceğim hocaları da yani, burada öyle. Çünkü ben size söyledim, siz de tarafsınız, halifasınız. Birazda taraf değilsin ama öbür tarafta hani şey tarafsınız. Hangi taraf, nasıl taraf? Meydanlarda tarafsınız, camilerde tarafsınız, medreselerde tarafsınız, biraz evvel de söyledim. Sizin de hakkınız var orada. Hak var böyle, belki sizin hakkınız bizimkinden fazla siz para verirsiniz, biz değil demiştiniz. Yani ben söyleyeyim, burada siz tarafsınız. Onun için bunları güzel belirlememiz lazım, size söyleyeyim. Öyle, şeriatı görünce kimse taraf olmaması lazım. Şeriat, taraf caiz değil. Siz de bizim kadar, benim kadar Seyda da taraftır, sen de tarafsınız. Seyda Ufaya, evet. Medreselerde benim kadar tarafsınız. Ne olsun? Evet. Camide benim kadar tarafsınız. Dergahlarda vallahi benim kadar tarafsınız. Almanya'daki dergah benim hakkım ne varsa, senin de hakkın o vardır, bunun da hakkın vardır. Eğer para vermişseler orada. Ama babamın halifelerin direkt bize o kadar hakkı var. Ben açıkça söyleyeyim ben. Direkt var, hak olan değil. Evet. Kiye yani maridi ne etmiş buraya milletliğine? Mali Antep'e, Devlet Antep'e ona şerifini de gidin yine. Kusura bakmasın. Sultanım, %20 ile %80 kaçmasın yok, kaçmasın. Hazret Mürey. Burada şimdi duruyoruz. Ne yapalım, kim yapacak? Siz de dediğim gibi bu babamın riyasetinde yapılan bütün şehir kurumları, cami, dergah, medrese, kütle, şu bu, hepimiz eşitiz orada. Oradan hukukunu belirleyeceksiniz. Evet. Caminin hukuku nedir? Medresenin hukuku nedir? Nasıl medrese oluyor? Nasıl cami oluyor? Nasıl tekke oluyor? Nasıl kibriye oluyor? Nasıl aşağına oluyor? Nasıl bu feyd dernekleri oluyor? Bana ne dedi? Bu da hak olan heye, hak olan heye. Hiç burada ne demek ne vasıf var bu. Hepsinde hakları var. Korkuyorlar. Diyorlar bize tekkeye adet olmayalım diye. Bizim kadar eğer altı halife ise altının da safi kadar, Mehmet Atar kadar, mübarek kadar hakları var. Ama nasıl hakları var? Medreseyi otele çeviremezler. Medrese olarak devam ettirecekler. Camiyi dergaha çeviremezler. Cami olarak, onun hükmü şimdi. Buranın alt katı hükmü aynı. Alt dergah burası cami. Cenab-ı Hak buraya giremezsiniz, yani aşağıya girebiliyorsunuz. Onların hükümleri belli. Şimdi hocam size şunu söyleyelim, bak samimi söylüyorum size, mirasta şeriata göre sen yapıyorsun, o size şahit olur. İsterse hiçbir şey verme bana, eğer ben itiraz edersem sizi hepiniz görürüm. Bir şey değil yani. Ama öbür türlü vallahi siz tarafsınız, siz de benim kadar sorumlusunuz, hadi beraber kederim bu mesleği. Sen de bizim tarafımız iki yönlüydü. Bir tarafta evet, bizim bu dergahın yöneticisi ve hatta bu çözme tarafında biz bu işin çözmesinden mecburiyetimiz var. Evet, onun için la ilkeli kullahu ben senin namusun. İmkan varsa sen de vereceksin. Sen de insansın yani. Ne diyor? Ben kabul etmek istiyorum ama sen nasıl çözersin? Çözmezsin. Her yerlerin o zaman şeriatta bir yürüsü de çözülür. Kişisel olmaz bu. Artık bir kişisel bir çatı. Bak size açık söylüyor. Bu kamuoyuna mal olmuş bir şey artık. Devlete mal olmuş bir şey. Ümmete mal olmuş bir şey. Her taraf bize bakıyor. Menzil ne yapacak? Ama öyle bir hareket yapalım ki, babamın arkasında öyle bir eser bırakalım ki,
gelecek cemaatlere, öbür cemaatlere de örnek olsun. Ben bunu istiyorum. Kulliye yapıyorlar, diyorlar benim de. Değil. Ha şeriatı bizim bakalım. Evet mi? Hayır mı? Yurt yapıyorlar, talebeler adına para topluyorlar. Ümmet-i Muhammed her de söylüyor. Kapısı onda olduğu için diyor benim de. Değil. O amaç doğrultusunda oran prensipleri bozmamak kaydıyla orası o amaçla kullanıyor. Onun için ben bunu babamı arkasına bırakmayacağım. İnşallah Allah'ın bu yanlışı bırakmayacağım ama sizler de sorumlu sosyalacağım. Ben hem güzel misiniz buraya? Ben geçen sefer sizi çağırdım. İnan ki korkudan dedim kalifeleri çağırırsam gelmezler. Ben dedim üç tane abimi çağıracağım sofi olmayan. Sofi olmayan dedim. Kendime böyle bir fetva buldum. Sofi değiller kalifeler dediler. Öyle bir yol geldim okuldum. Gelmezler. Haber gönderdim. Vermiyoruz dediler. Vermiyoruz. Ama bugün internette duydum halifeleri çağıracaklar, orada beyanat vermişler. Yakup bana okudu, dedim onu okuma. Bir tane doğru varsa onu bana söyle, ben biliyorum hocam dedi. İşte halifeler gelecek, onlara hakem tayin edecek. Ya hakem iki taraf tarafında oldu. Tamam bu nasıl ehli olsun. O biraz evvel hepimizin karşısında vatandaş değildir. Hepimiz şahitsiz, ya onlar da tarafından, hepimiz beraber çözüleceğiz. Gitsinler medreselerin hükmü nedir, caminin hükmü nedir, dergahın hükmü nedir, çalışsın, bizim medresesinde çalışsın. Haktır, hakikat olur. Tamam, biz de onu arıyoruz. Yapın, onu yaparsan elinizi yaparız. Bunu yapın, elinizi milletin önce her zaman yaparız. Onun için özel öperiz. Elinize geldiği kadar güzel, inşallah sonra... Sen de bunu çözmemiz lazım. Evet. Bak, herkes her yerde mezun ne oluyor, mezun ne... Bir menzil kalmış. Ben bilmiyorum. Ben inkar etmiyorum. Hayır, biz buna zarar veriyoruz. Vallahi Kur'an, Sünnet, Adaptan, Ayrıcılık, Gürbeti, babam diyordu. Bu nakşibendi tasarrufatı altın güvercin gibidir. Altın pisledi mi bile başka bir yere gider. Bir düşünün nerede nerelere geldi buraya kaldı. Burayı bırakmıyorum. Temiz tutalım. Temizlik değil de şu. Kur'an, Sünnet, Adaptan altını temizleyeceğiz ki o altın güvercin dursun. O taş başında dursun. O güzel üzerimizde kalsın. Ümmet-i Muhammed'e hizmet edelim. Derdimiz bu. Mal, mülk değil. Elhamdülillah hiç bir şey ihtiyacımız yok. Çünkü ben sandılar ki hiçbir şey bana verilmedi. Vallahi evime ekmek gönderildi ilk zamanlar. Yemek gönderildi. Kendi evine Ankara'da İstanbul'da börek yapıyorlar. Sen biz aç kalmışız. O hala o imaj verildi. Her şey bizim dostum resmi çekiyorlar. Dostum'da 1 milyar dostum çektiler bu ortadan için. Bir rehberimiz var, Kur'an Sünnet adam, babam değil. Hamza Kaseyi de değil, Şahin Aşıben de değil. Evvelki Siddik de değil. Tek örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatı oldu. Onu rehber edeceğiz, ettik, iman ettik, o yolda yürümeye devam edeceğiz. Ne oldu? Kardeşler yanına... Mirasa sen vakilimsin. Evet. Öbürü de zaten sizde kararsın, sizi tut. Evet. Biz de çıkarım. Evet. Konuşalım. Biz de çıkarım. Her bir şey oldu. Evet. Az sonra da ben araştırmalarım oldu. Ne kadar dergah var, ne kadar mülkler, hepsi biliyorum, hepsi bilmiyorum ya. Çünkü çok sağlıklar. Ameliyatın üzerine, derin seçimlerin üzerine, bunun üzerine, çıkartlar, şunlar, bunlar. Benim için önemli değil. Bildiklerimi ben söyledim, İzmir'de söyledim. Ümmet-i Muhammed'i mal kimseye vermeyeceğim elimden geliyor. Yine vermeyeceğim. Ama bu amaçla kullanılacak. Bir dergah üzerinde kalıcı o amaçla kullanılacak. Yani sizin bildiğiniz bazı şeyler onların listesinde çıkmasa... Ben tespit edeceğim. O zaman sizin de bir şey çıkarmanız lazım. Tespit edeceğim. Yani bu da var diyeceğim. Evet, işte onu ben ben araştırdım. 15 aydır araştırıyorum. Ben, çünkü aralarında hiçbir nokta kalmış. Vallahi evet. Bunu yapın. İnşallah. Aynen. 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 15 aydır biraz çalıştım. Mesleklerlere, sorunları, illere kadar geliyor. Sizin orada babamın mirası bir şey var mı? Bulamadık ki devlete girdi çok gözüküyor, bilmiyorum. Kardeşler bu hal kardeşlerin üzerinde de ne varsa şahsi malları hiçbirimiz diyor. Bunu bilin. Nasıl? Şahsi mal illeti neler? Emeğine, Ahmet Fethah, Mubarek, İhvayim'in her adı diye. Bu benim şahsi malı illeti yok. Babamın vefatından sonra şahsi mallarımız oldu. Onu da tespit yani
benim buradan gelmiş yerim. Dedi Mala Nebi bana 1 milyon para verdin, ben kendime arz aldım. Mala Nebi bana 1 milyon verdin, hayır. Hayır, yalan, o da babam dedi. Şimdi sonunda şuna bakmak için yerine gidiyor. 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 Siz illa her şeyi biliyorsunuz değil. Yok. Sünniyatın zuhalinde yok. Öyle böyle. Görmediğin şeyler olur. Gösterir sana böyle bir şey var burada sayıda. Bazı senelerde tasdik var. Bazıları yeni yaşıyor. Bazı bilmiyorum da yakın sözler. Şey, yani ortaya gelsin. Ben onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam mı? Nasıl? Sayıdan ben hatırlamıyorum. Çünkü sayıda tasdik de yok. Gösterden gelmek yok. Başlıyor. Zahmet sayıda. Seyda, daha zor bu. Seyda, yoksa şehri, yoksa anineyi görünü, asla envan tuşlar neyse emek itham altında böyle. Yani devlet tarafında da itham altında kalırız. Mesela şu davranışlar da bu hafta ile. Ebu Tuhani... Seyda kugotun Ebu Vakfe Seyda. Seyda kugotun Ebu Vakfe. Evet. Ahmuka kugotun. Evet. Tehaşte haba anin gomadi tere dair bu vakfe. Evet. Genç hababine vere, buna bir pere daya Seyyid Abdülbaki. Seyyid Abdülbaki bir pere Türkçe söylüyor. Şimdi 100 kişi bir insan var burada diyelim. Bu 100 kişiden 80'e biz bu parayı dergah olarak verdik, dergah aldık. 5 kişi gelse, 10 kişi gelse, gelsin sağ, çoğun insanlar sağ. Ben bu parayı Seyyid Abdülbaki'nin şahsına verdim. Şahit de bu Seyyid Al-Baki de bu parayı buraya verdi, kendine mülk olarak verdi, sadece sokular katme yapabilir diye. Böyle bir şahit gelmediği müddetçe orası miras olamaz. Yoksa, evet, bunu şimdi bütün illere söyleyeceğiz tekrar. Şahitleri bunu, biz burada babamın mirası için ki burada kız kardeşlerimiz de var. Biz feraklar edebiliriz ama onlar etmeyebilir. Yazık düzgün. İlk önce miras ellerine geçmediği müddetçe ne tasarrufat yapabilir, ne kimseye gidebilir, ne satabilir. Orası resmen kazanım vardır, üzerinde şeyler durur, kayyum gibi bir şeyler durur. Sadece rutin işleri götürürler. Babamın vefatından 5 gün sonra Seyyid-i Asun'a vakalet verdin zekatını, 4 gün resmen görünce haber gönderdim, vakaletini geri aldı. Buradaki müdüre vakalet edin, bizim umumi müdüre. Dedim senin vakit tayin ediyorum, benim zekatımı vermeye, sana şu yetkiyi veriyorum, müdür de burada olsa sonra biz ismi Fatih. Fatih bilmem ki o nedir, bir şeydir de bilmem. Sadece rutin işleri götürebilirsiniz. Bu kadar yetki verdi. Onun dışında bu 15 aydı haberin hiçbir şey vermiyor. Eğer dürüst davranırlarsa, bu dergah malları, vakıf malları dürüst davranırlarsa helal edecek. Ama o da bana bildirmek zorunda. Yoksa helal de etmiyor. Hayır! Evet. Burada dürüst davranırsa helal olsa. Hayır, her şey kapatılır. Gelin yanıma gelin, onları yanına gidin yanıma gelin, ifadelerinizi alın, gidin götürün gelin. Diyorum nasıl olmaz. Yanlış ifade verebilirim. Yani şimdi insanın kafası. Ben 10 kişi gelen, 10 kişi de 10 kişi de 5'i, 6'sı da onu söylemez mi? Mümkün bir sefer. Allah gelmem onlardan. Hiç bir sefer gelmem. Hayır, yalnız, ben yalnız olmaz. O da ben yalnız olmaz. Ben yalnız en iyi saate gidiyorlar diyorlar ki böyle böyle 4 kardeş bir doğumlu mu söyledi, bir tane bir hangisi doğru, 4 tane yalan mı söyledi, bir tane mi doğmuş diyor. Böyle diyorlar. Ben bunu yapar mıyım? Evet. Hayır, ben yapmam, kusura bakmayın. Vallahi onların en azından 50 kişi bir arada olmasa bu araya gelmem onlar. Valla onlarla şöyle bir araya gelirim.
Bütün bölge sorunları çağırırım, hocalarını çağırırım. O ilk heyet, kurduğum bir heyet var, çağırırım, onların yanında konuşurum. Ben öperim, ruhunu eldim, hacı bırakırım. Beri yani, hacı bırakırım. Çok, 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 çok. Oh, çok, valla. Bu ne bu, öyle devam edecek yani. Öyle şey olmaz. Ben pek gelmem onlarla bu araya. Onlar dört kişi, ben bir kişi. Bak, siz bilmiyorsunuz. Şu anda sizi taraf gösteriyorlar, farkında değilsiniz. Kimse taraf değil. Hayır, onlar gösteriyorlar, pek biliyorlar, pek biliyorlar. Beş tane halife bunu diyorsa, bir tane halife bunu demiyorsa ne olacak bu? Öyle, öyle sizi taraf, ben sizi bile ikram altında bırakmamak için bunu yapıyorum. Kur'an'ın sana tırmıyoruz, hiçbirimizi karar veriyoruz. Seyda, nasıl ağladı diyeceğim. Peki kupaya çıkan halife alabilecek, yakalabilecek, kendi kalsın. Kur'an'ın tarafı ne gibi yani, çekler. Yok. Bir boşluk. Bir de şuradan mruz, şiire şey yok mu? Mruz profe etmeleyecek. Hadi günahına bir oynayın, kusura bakmayın. Hayır, sen bu fazla da zalim çıktın. Acmi kafa kalkıyor bizim eve kadar. Öyle güzel. Önce gitsin, ona da gelsin, dedin anlatsın da. Keşke ona da şimdi burada olsaydı. Aa şu, böyle bir karabazın önünde olmaz ama bütün bölge sorunlarını toplayacağım, hocalarını toplayacağım. İlk günde bugüne kadar... Yalnız hocanın bir bölgenin önüne gerek yok. Vay gerek, iş oralarda bitiyor. Bittiniz falan ya. Size bir şey söyleyeyim. Evet. O hocalarını çağırdım. 3-4 tane hoca. Üçümüz de yine vardılar. Sizi açıklamalar yaptılar. Değil mi? Üçünüze de sordum, bir ihtiralı sizimiz var mı? Bir ilave yapacağınız bir şey var mı? Yok dedim. Onlardan kimse yok dedi bu zaman. Ama o zaman diyebilirdiniz ki onlardan kimse yok. Ama diyebilirdim. Hayır diyebilirdim. Bu ikisi de sen konuşmadın. Sen sen çıkarmadın. Bu ikisi yok dedi. Bak ikisi yok dedi. İlave edeceğiniz bir şey yok. Doğru dedi. Ama ben sana ayrılır ki lan. Bir şey diyemiyorum. Sen, yani sen o zaman da Allah için sustun. Sen sustun. Şimdi mesela getirdiği deliller gerçekten yerindeydi. O delilleri yani yerindeydi. Evet, şimdi o delilleri şimdi de kabul ediyor. Tamam. Ama şer'ar bir tarafta kalmaz. Şer'ar zaten bir tarafta. Ben de onu diyeceğim. Seyda ben de onu söylüyorum. Bak. Hakem denir ya, hakem de olsanız iki taraf hakemliğini yaparsınız. Ben sizi çağırdılar, buna hoş geldiniz, bana getirdiniz. Normalde bana kadar vermeleri lazımdı, böyle yapmazdım o zaman. Ziyarete geldiniz, onu şey yapma. Hayır, yok. Ziyarete geldiniz. Ziyarete getirdiler. Bana diyebilirlerdi, ben nasıl onlara kadar gönderdim. Bak abi, kardeş ne diyorlarsa, Safi diye, oğlu, Safi falan diye biliyorlar artık. Yani o kadar güzel bir iş var. Çağırmak, okuların, cümlelerin, sarıfların, ne yapalım? Boş ver, boş ver, Seyda. Başımızdır ve o üzerimizdir. Zaten İslam hizmetimizde yapıyoruz ama o bir tarafta başımızdır. Ailenin başıdır. Onların sözleri budur. Selam. Siz fasıkları böyle dinlemeyin. Benim yüzüme söylediler sen başınız değilsin. Seyda ne diyorsun sen? Benim yüzüme söylediler. Herkes kendi gibi yüzüm dedi. Yani bir de babanın izni vardır. Size de vardır. Biz de tepki yapabilirler. Peki Seyda. Sen yapmaya çalışıyorsun. Dur size bir şey söyleyeyim. Felafet için felafet ve filafet ne demek? Halafet için diyelim. Peki baba vefat ettikten sonra Seyda Malay Rahman'ı görmedim. O rahatsızdı gitti. Size demedim. Gidin irşad yapın. Bundan sonra biz neyse siz de o ümmet-i Muhammed'e hizmet edin. Bitti yani. Ben dedim mi ben sizin başınızı vermeyeceksiniz, vereceksiniz? Öyle bir şey dedim mi? Öyle bir hakkım da yok. Sen izlemediniz mi? Öyle bir hakkım yok. Benim babam öyle yapmamış, amcam da öyle yapmamış, dedem de öyle yapmamış. Böyle bir hak da kendimden görmem. Hemen görevi size verdim ama bana ne size dedim ki mesulsünüz yapmasanız. Burada dedim hocam kendine
müderris diyor, Şeyh Ümmet-i Muhammed de ilgilendi. Ha burada, demedim ki. Evet. Valla Seyda, diyor, onun hizmeti yapıyoruz, onun hizmetçisi. Rabbimiz, Rabbimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kutlaklar. Güzel söylüyor, hakkımızda söylüyor. Yani ben o zaman artık huzurunda herkesin haberi olsun. Ama bu arada olmayacak. Hocam, bak hocam. Bir kere cam kırıldı, ne kadar yapıştırsa yapıştır, o leke kalacak. Ben size söyleyeyim, o lekeyi telafi edemezler. Ha, ifşat, vallahi asla, ikisine kaliteliğini ilan eden benim. İkisinin de ve Seyyid Mubarak'a dedim ki, elhamdülillah dedim, belki 100-500 senede bak, onların içine söyledim, yılbaşı gecesiydi. Belki 100-200 senede koyacak şahit. Dedim, elhamdülillah bu kapıda ifşat devam edecek, çoğalacak, ne yapacak? İlk gün demedin mi? Ha diyorlar, biz köpe verdiğiniz için böyle yaptı. Asla. Öyle değildi. Ben dedim ki, millet karabalıktır. Şimdi böyle bir şey millet kaldıramaz. Millet yaralıdır. Ama elhamdülillah o da olmadı. Bir 10-15 müsaade edin. Sen gelen misafirlerle ilgilen, sen tazeyle ilgilen, ben de camiyle ilgileneyim. 15 gün dediler, burada. Bu camide üçümüz köpe verelim dedi. Ya dedim olmaz, ay nasıl olacak? 20 senedir olduğum yerde nerede tövbe vermişler? Olduğum şehirde veremem, yani olduğum menzilde verememişler bunu. O kadar bir şok geçirdim ki, yani olmaz dedim. Ne zararı vardı? O zaman birisi bu mihrapta, birisi o mihrapta. Ya yan yana dedim, biz simsal gibi o çekiştirecek, hazır çekiştirmiyor öyle, işte o tarafa. Gel burada sobalı, o burada sobalı, sen ya, olmaz dedim. Sonra dediler ki, tamam, ben söyledim, onlar söyledi, ben burada, sen orada, hatta mübarek dedik, sen de Bukhara evlerine camı var. Yok dedim, niye Bukhara evlerine gideyim? Alt camı var dedi. Tamam, orayı değil, ama birbirimizin burnun dilinden milletin içinde olmaz böyle bir şey dedim. Yani bu halen de hoşuma gitmez. Yani hiçbir şey bir şeyde bırak aynı şeyde kalifesi. Yani ayrıca burada ayrıyetle köprü verilmedi yani. Ha, üç kardeş burada hakları var. Onlar kalifelerine müsaade etme burada söylüyorum. Ben görürsem kabul etmem yani, diyeceğim yok böyle bir şey. Ha ada usul, evet ona her yerde verebilirler. Dünyanın her yerinde verebilirler. Ha burada diyeceğim yok. Bu kapıya hürmetten, müşidimize hürmetten vermemizi istemiyorum. Ama diyecekler ki illa veren, ama verebilirler. Ha bak bunların şu, illa bilmiyorum kim ilan edilecek, o kadar korktum ki hayır dedim, ben ilan edilecek. İlk gün demedim mi? Kimin gönlünü şimdi biz tövbe verdiğiniz için, hayır tövbe verdiğiniz için değil. Usulü bilmediğiniz için usul olmadı. Her şeyin bir usulü var. Sen diyorsun ya, bir de sulh var. Şeriatta. Bir de usul var, azap var değil mi? Hayır. Büyüklük, küçüklük var. Her şeyi bir anda silebilir misin yani? Bir cübbeyle bir sarılma mı bu işi güzel edersin? Hayır. İnsan bile 4-5 maddeden o meydana geliyor. Sadece su değil, hava var, toprak var, ateş var. Her şey bir tarafa gidersen, sadece ateş dersen şeytan olur gidersin. Neyse kusura bakma, seyden kusura bakma. O ne yaptın bir yerde bir ciddin bağ var ama zar ve hassizsiniz. Siz emrettiğiniz de biraz önce. Ben Kur'an ve Resulullah'ın yolunda... Evet, hepiniz şahitsiniz. Şimdi, neyde, zaten her gün okuyorsunuz. Manası fakat hatırlatmak için وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَالْسَيِّئَةِ اِلْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنْ فَيْذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهُ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ مَا يُلَقَّاهُ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ قُدَ تَشْرِفَهَا Zuhal Zilmaz'ın sensin. Sabır edeceksin, bu işi çözeceksin, yol bize göster. Vallahi Seyda sabır ettim. Bak sabır ediyorum, sabır edeceğim. Eğer sabır etmeseydim, bu insanları birisine deseydim, şöyle sabır ettim, Almanya'da yahut polis Putin'iyle dergaha girdi, bir de sofiler çekilirdi. Babamın evinde, Ramazan'da, teravih etme yaptırmadıkları bu yeşil ev, Kavacık'ta yine bir şey demedim. Şu anda bir araştırın, bütün illerde yine bu ara
deadline sokmayın, şeye sokmayın. Ne demek? Yani 100 kişiden 5 kişi 3 çakal, çakal diyorum. Ya sofi değil. Sofiler hiç şeye sokmayın. Tekbe yapacaklar, namaz kılacaklar, sohbet edecekler. Ya bu yolunu... Şimdi onun kısabı dursunuz. Vallahi hayatımda ben 62 yaşındayım. Bütün sabrımı toplasan bu bir kurtarmaya kadar durur. Ben böyle zulme, hakarete asla müsaade etmem. Ama bu kapı için yırtıyorum. Yırtacağım, yırtmaya da devam edeceğim. Tamam Seyda, ricamız sizden. Evet Seyda, ben çok rahatsız olmuşum. Sana söyleyeyim ama size söylediğim gibi gidin biraz da sana vakalet verdim. Ne yaparsan yapın. Bak her şey imzalandı. Paylaştığınız şeyler var. Öbürleri de gidin çözün, siz çözün. Benim kadar size sorun. Evet. Gidin çözün, ben sana bunu bir şey. Yani bir... Önce çözdü işte, Seyda, bir şey var ya. Seyda, ne eşi? Bir de bir hem var ya, bir başı yok. Müslüman'ın başı yok. Tamam mı? Seyda, tamam. Nasıl? 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 Tamam mı? Sen de başı var ki. Ya, kötü oluyor öyle bir de. Ya, da bağlı da. Ya, benim... Hocalar gelecek, o temsilciler gelecek, onların yanında vakıfçılar gelecek, onlara talimat verecek. Yapan mirasını sen, sana eski göndereyim, mühendis göndereyim, muhasebeci göndereyim. Hepsi bilgileri getirir sana, sen vakıfçılar. Kendi kutu hazır, es hazır. Şeyde, üç şekilde sağlamadıklarınızı... Deroş, fazlaroş, mutluş, meyfiz, ne hazır. Hem, gel... Şeyde, tek bir sabır. Yalnız benimle. Bebeğim zavşanlık diye asla inanmam. Babam da söylesin, yarın bir araya gelsin, gelmem diyeceğim. Baba, babalar beni çok anladılar. Çok iftira ettiler. Sen de nasıl o zaman... Üç kere geldik bir araya. Şöyle gelmedik mi? Geldi. Hiç mi gelmedi? Geldi. Bir sene daha geldi. Hayır, Muhammed Ali gözlere takva yok mu? Orada böyle oturuyor. Ben böyle hayatta böyle tekbesizlik görmedim. Babam gibi bana saygı gösteriyor. Takva yok mu? Ben de takvada bahsediyorum zaten. Bu bir yolunu çözdük. Öyle diyorlar bana. Hayır. Valla şey bu. Olursa sözüyle acaba hakaret de öyle diyor. Şu anda tanı tabii. Kevim tanı tabii. Allah Allah benim kabaca Mahmud Ali ne dedi? Ne yaptı? 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 Siz bu işler kurtulamazsınız siz. Her türlü işe dahil oldunuz. O mirasına vakalet vermişim bunu. O kısmat, cami, medrese, fabirin ortamını. Asla bilin bunlar da benim kadar sorumlu dergahlarda, vakıflarda, medreselerde, camide, çobakhanede, yemekhanede, fırında, hali yıkama yerinde. Bunlar da hepsi, üçü de artık bize kadar sorumludur. O mirasları siz bunu bilin, vatalesim ala mezile verdin, malını hepsini de hibe ederse kabulündür sizi sağlıklı. Tamam. 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 Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.